Evet, AKİTV ekranlarından canlı yayınlanan manşetlerin diline bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş, öneri ve yorumlarınıza katkı sağlamak isterseniz KC'de yer alan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve WhatsApp irtibat numaramıza yazabilir. Programımıza ortak olabilirsiniz. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Evet, biraz geç bir giriş yaptık bu defa. Hızlı yapalım. Evet, Sayın Doğahçeli konuştu. Ona ekleyecek bir şeyimiz yoksa hemen. En önemli konu benim için gerçekten benim de dikkatimi çekiyor. TV dizileri, iktidar yanlısı olsun, karşıtı olsun, hemen hemen bütün televizyon kanallarında, tabii AKİTV hariç diyelim, ahlaksızca ilişkileri konu eden TV dizileri var. Bunlar konusunda... Bunları da seviyorsunuz diyor ama kitleye. Yani şimdi... Vatandaş seviyor diyor. Vatandaş seviyor da vatandaşı yönlendiriyorsunuz siz o diziler sayesinde. Ve öyle bir hale geliyor ki vatandaş da kendi hayatında adeta bunu rol model olarak seçip o şekilde bir hayata doğru yöneliyor. O noktada biz eğer şikayetçiysek, LGBT'den şikayetçiysek, zinadan şikayetçiysek, Pınar Gültekin belki vaktimiz olmayacak. Hemen onunla giriş yapabiliriz. Uzun uzun belki konuşamayacağız ama evli insanların üniversitedeki genç kızlarla günübirlik ilişkiler yaşayıp arkasından da işine gelmediği zaman da vurup öldürmesi, boğup öldürmesi, arkasından yakmaya kalkışması, vahşi vahşi işler, arkasında yargılamalarda bin bir türlü rezillikler, barodan avukatların gidip bu işte katile daha az ceza verilmesi için uğraş vermesi, çaba sarf etmesi vesaire vesaire. Bunların hepsi sonuç itibariyle o televizyon dizilerindeki rol model şeklindeki insanların topluma dayattığı hayat tarzının bazı insanlar tarafından güzel görünüp ona doğru meyledilmesi. Sayın Devlet Bahçeli de bu konuda herkesin üzerine düşmesi gereken vazifeyi hatırlattı. Ayrıca da medya organlarına ki herkes için geçerli bu da şiddeti tekrar tekrar göstererek normalleştirmemeleri gerektiğini, meşrulaştırmamaları gerektiğini hatırlattı. Gerçekten bazı olaylar yani öyle hale geliyor ki gazete sayfalarında tekrar tekrar hatırlatılınca yine Pınar Gültekin olayı üzerinden söyleyeyim. Avukatı çıkıyor, ailenin avukatı, maktulün avukatı 14,5 yıl hapis cezası yatıp çıkacak diyor. Onun da verdiği rakamda benim hesaplamama göre bir 2 yıllık da o indirim yapmış kafadan. Daha fazla bir adeta tepki oluşsun diye bunu söylüyor. Ama bazı insanlar da diyor ki adam öldürdü, yaktı vahşice. Şimdi 14,5 yılla çıkacakmış. Orada bir CHP faktörü de vardı. Tabii. Babaya bakın hiç kimse konuşmuyor. Siz de şikayetçi olmayın. Ya en azından işte sizin tam kamu davası açılacak, şu olacak, bu olacak ama siz bari şikayetçi olmayın denilen bakın hiçbir o sümen altı oldu gitti. CHP'li vekilin sözleri bu, ki. Bugün şeyde var, bakın bugün Cumhuriyet'te var. Sanki bu işin şeyi dosyaya bu ülkenin reisi Cumhur'u cübbe giyip dosyaya gidip bakacak. Hakimlerden birine işte mahkeme başkanı kalk sen şuradan diyecek oturacak. Ne verdiniz işte şu cezayı ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezası veriyorum diyecekmiş gibi. Acı ben babaya bir şey demiyorum. Ama bakın babanın sözünü buraya taşıyan Cumhuriyet'e bir şey diyorum. Erdoğan'a isyan. Hani davanın takipçisi olacaksın. Dur bismillah. Davanın takipçisi olmak istenildiğinde de bakıyorsunuz kararın manşetinde şerh yazan hakim bile işte şu. Ve bu tarafta diyorsun ki davaya müdahale etmeyin davalara diyor, iddia ediliyor. Davalara müdahale edildiği için sorun var bu ülkede diyor. Bu tarafta diyor ki davaya niye müdahale etmiyorsunuz? Evet, maktulün avukatı, ailenin avukatı 14,5 yıl ceza yatıp çıkacak diyor. Ben çok anlamında söylemiyorum bunu ama bu meşrulaştırıyor. Bazı insanları suça teşvik ediyor. 14,5 yılla çıkılıyormuş diyor. Hatta bir gazete 13 yılla çıkacak dedi. Şimdi böyle bir ortam oluştuğu zaman halkı da siz yanlış bilgilendirip adeta suça itmiş oluyorsunuz. Benim inancıma göre böyle ağır vahşi bir cinayeti işleyen insanın İslam dininde de cezası ölümdür.
Dolayısıyla siz beşeri hukukta... Ölüme de yanaşmıyorlar. Yanaşmıyorsunuz. Bir yandan idam insanlık dışı bir suçtur, bir cezadır diyorsunuz. Cinayet nasıl bir suç ise idam da öyle suçtur diyorlar. İdam, devletin verdiği, kanunda yazılı olan idam cezası aslında bir suçtur diyerek olaya yaklaşıyorlar. Dolayısıyla bu noktada herkesin üzerine düşen vazifeyi yapması gerekir. Sayın Bahçeli'nin o konudaki uyarısına da katılıyorum. Şimdi siz biraz önce Cumhuriyet Gazetesi'nden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik Pınar Gültekin'in babasından yapılan çağrıyı söylediniz. Diğer Karar Gazetesi'nde mahkemelere baskı var deniliyor. Evet, bir çelişki yaşıyorsunuz medyada. Cumhuriyet Gazetesi'nin üzerindeki manşetle birlikte arkadaşlar bunu birlikte verecek olurlarsa, babadan Erdoğan'a isyan. Erdoğan ne demiş? Demiş ki ben bu Pınar Gültekin cinayetinin takipçisiyim. O günlerde şunu dediler, aile CHP'li ya, katil aile. Katil aile, anne baba Muğla CHP İl teşkilatında çalışan, yönetici olan isimler. Katilin kendisi barmen, bar işleten birisi, alkollü bir restoran işleten birisi. Dolayısıyla ailenin tamamı CHP'li ya. Onun için Tayyip Erdoğan da bu davayı ben takip edeceğim diye bir açıklama yapması üzerine dediler ki CHP'den intikam alıyor Cumhurbaşkanı. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi kendisi diyor ki hani Tayyip Erdoğan bu davanın takipçisi olacaktı. Adam 23 yıl. Yatarı da bunun 14,5 yılmış. Bununla kurtuldu deyip Tayyip Erdoğan'a tekrar vuruyorlar. Cumhuriyet Gazetesi de bunu birinci sayfasına koyuyor. Tayyip Erdoğan takipçisiyim dediyse istinafına, Yargıtay'ına kadar Aile Bakanlığı bu işin her türlü aşamada takipçisi olacak anlamında söyledi. Yoksa gidip de İzmir'deki veya Muğla'daki ağır ceza hakimine bak sen şu kararı vereceksin, biz hazırladık kararı, sen de bunu deklare edeceksin deme yetkisi zaten Cumhurbaşkanı'nın yok. Ama onlar ne diyorlar? Yargıda saray ne derse o diyorlar. Yargıda Cumhurbaşkanı ne derse o oluyormuş. Sonra aşağıya iniyor, babadan Erdoğan'a isyan diyor. Erdoğan gerçekten yargıda her istediğini yaptırabiliyorsa o zaman siz nasıl dersiniz ki ya Pınar Gültekin cinayetinde Tayyip Erdoğan'ın diyeceği ağırlaştırılmış müebbete verdikten sonra haksız indirim, maksız indirim hikayelerine hiç dalmayın. Yok kravat indirimi, yok bilmem iyi hal indirimini falan hiç karıştırmadan verin cezayı bitsin. Ağırlaştırılmış müebbettir. Talimatını verirdi. O hakim de verirdi o kararı. Olur biterdi. İşte bağımsızlığın göstergesi aslında bu. Yoksa bir yandan Cumhurbaşkanı diyecek ki ben bu davanın takipçisiyim. Ama o takipçiliğini sadece istinafa götürme, Yargıtay'a götürme, belki gerekirse Anayasa Mahkemesi'ne götürme noktasında kullanma olarak yorumlanmış olacak. Dolayısıyla bu noktada Cumhuriyet Gazetesi'nin de çelişkisi, Karar Gazetesi'nin de çelişkisi, Sözcü'nün de çelişkisi, bir yandan Cumhurbaşkanı'na her istediğini yargıda yaptırıyor diyorlar. Ama öbür taraftan da işte bu örneklerde görüyoruz ki aslında mahkemeler kararlarını bağımsız olarak kendi kafalarına göre, kendi vicdanlarına göre diyelim vermiş oluyorlar. Evet, şimdi diyor ki 5.426 hakim ve savcının yeri değiştirdi. Yeri değiştirildi. Yargıda son darbe atama kararnamesi. Ya bu ne? Bu yaz kararnamesi değil mi? Çok evet. Yani ilk defa mı 5.000 hakim ve savcının yeri değişiyor? Çok standart. Bir de güz kararnamesi gelecek. Söyleyelim, o manşeti de hazırlasınlar. Güz kararnamesinde onda biraz de biraz daha az oluyor. Onda 2.500-3.000 olur. Şimdiden söyleyeyim. Şunu demesinler yalnız. HSK ile görüşüyor Ali Bey. Önceden bilgiyi almış demesinler. Ben nereden alıyorum bilgiyi? Ta Şevket Kazan'ın döneminden, çok ta doğru. Mehmet Moğultay'ın döneminden, Seyfi Oktay'ın Adalet Bakanlığı döneminde 3.000 hakim savcının yaz kararnamesinde yeri değişmişti. 94'te, 93'te, 97'de Şevket Kazan Adalet Bakanı olduğunda 3.200 hakim savcının yeri değiştiği zaman yargıda deprem,
diye başlık attı. Ya gidin bu 5000 küsür 5426 hakim ve savcının emin olun 2500-3000'i kendisinin zaten talebi var. Kendi isteği. Beni falanca yere atayabilir misiniz diye. Diğer kısmının zorunlu şark görevi var. Bir kısmının rotasyonu var. Şimdi güz kararnamesi gelecek. Yerlerini beğenmeyenler, sorun yaşayanlar, eş durumundan eşi de hakimse başka bir yere atanmışsa, çakışma söz konusuysa talep edecek. Güz kararnamesi de o yüzden daha az sayıda çıkacak. Yani başka bakanlıklarda çalışan, Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olan, doktor olan, eşi olan hakimler, savcılar var. Bunların hepsinin Sağlık Bakanlığı'yla, Milli Eğitim Bakanlığı'yla, belki Tarım Bakanlığı'yla değişik mesela, belki avukatlık yapan hakim, savcı, eşleri var. Bunların hepsi birlikte düşünülerek yapılan çalışmalar. 5000 hakim ve savcının yer değiştirilmesinin, ben şöyle söyleyeyim, yani bunların içerisinde 300 kişiden fazla yoktur. Ya ben niye atamam oldu diyen veya diyebilecek durumda olan. Ama iki isim üzerinden çalışıyorlar. O iki isim üzerinden de ben teknik bazı ayrıntılar vermiş olayım. Vatandaş da, izleyicilerimiz de, Karar Gazetesi'nde, Cumhuriyet'te, Sözcü'de, Fox TV'de, şurada burada, dan, ne oldu? İşte Kaşıkçı davasına şerh koyan hakim Kahramanmaraş'a gitti. Yaşı kaç hakim hanımın? Hakimin yaşı 60. Zaten emekli olacakmış. Ben hakimliğe başlasaydım 30 bin sicil alacaktım. Benimle birlikte hukuktan mezun olan arkadaşlar şu an 29 bin, 30 bin sicille hemen başlayanlar görev yapıyorlar. Dolayısıyla bu Nimet Demir isimli hakim de 28 bin sicilli. Yani benden de yaşlı. Benim durum görünümüme bakıp da vatandaşlar, izleyiciler de demesin ki senin yaşında ne var falan. 60 yaşına geldik. Dolayısıyla 60-61 yaşındaki bir hakimden bahsediyoruz. İstanbul'da hizmetini yapmışsın, biraz da Maraş'ta yap denildiği noktada hemen kalkıyor diyor ki ben şu kararından dolayı Kahramanmaraş'a yollandım. Ben de büyük ihtimalle istifa edeceğim. İstifa ediyorsanız lütfen lütfen avukatlığa da geçmeyin derim. HSK'ya da buradan bir çağrıda bulunalım. Böyle medyaya konuşan, ileri geri açıklamalar yapan kişilere, bakın Sacit Kayasu vazifesini yaptı bu ülkede. Bir örnek vermiş olayım. 2007'de, 2008'de Kenan Evren darbe yapmıştır. Ben de iddianamemi hazırlıyorum. Geç kalmış bir iddianamedir bu. Ben Kenan Evren hakkında darbe yapmaktan dolayı iddianamemi hazırladım. Yargılanması gerekir dediği zaman Sacit Kayasu bir savcı aldılar, ihraç ettiler savcılıktan ve avukatlık da yaptırtmadılar. Bakın savcılıktan ihraç ettiler, avukatlığa geçmek istedi, emekli oldu. İstanbul Barosu dedi ki seni avukatlık talebini kabul etmiyoruz. Avukatlık da yapamazsın. Öl dediler yani adama. Emekli maaşında geçinebiliyorsan geçin. Herkes hakimlikten, savcılıktan sonra avukatlık yapabilirken Kenan Evren için, darbeci Kenan Evren için iddianame düzenlediği için Sacit Kayasu'yu avukatlık bile yaptırmadılar. Ondan ta işte 7 yıl sonra Kenan Evren hakkında tekrar dava açıldı ve mahkum oldu Kenan Evren. Ölüm sebebiyle düştü vesaire. Dolayısıyla herkes kendisine bu açıdan da hakimler, savcılar kurulu bir karar verdikten sonra çıkıp kafayı böyle açıklamalar yapmamaları lazım. Yapıyorlarsa HSK şimdi onun istifasını beklemeden ihraç cezasını verip ardından da aynı şekilde kimse de bana lütfen şunu demesin. Ya Sacit Kayasu'ya onlar yaptı, sen de şimdi Nimet Demir'e yapılmasını istiyorsun. Kusura bakmayın kardeşim. Şimdi Sacit Kayasu vazifesini yapmış. Diyor ki Kenan Evren darbe yapmıştır, ben dava açıyorum diyor. Siz ona göstere göstere diyorsunuz ki bu iddianameyi düzenleyerek bu kişi hakkında görevi suistimalden bir soruşturma açtık diyorsun ve ceza veriyorsun. Kararına da yazıyorsun. HSK kararında var bu. O 2010 öncesi solcuların bir mezhebe dayalı HSYK'nın görev yaptığı dönemlerden bahsediyoruz. Seyfi Oktay Dede'nin HSYK'sından bahsediyoruz. İkinci hakimle de ilgili ben bir çift laf söyleyeyim.
İkinci hakim de kendi isteğiyle. Kürşat Bektaş. Burhala, Kürşat Bektaş. O kişi de Gezi davasında şerh düşmüş. Farklı bir oy kullanmış. Üç kişilik heyet. Bir yandan şunu söylüyorlar. Saray ne diyorsa o oluyor diyorlar. Saray ne, kimi nerede istiyorsa o mahkemede hakim oluyor. Önceden belirleniyor bunlar diyorlar. Ama bakıyorsunuz işte Kaşıkçı davasına bakan çok önemli bir mahkeme heyetinin başkanı kafa çıkartan bir hakim olabiliyor. Demek ki önceden bunlar organize edilmiyor. Oraya birini atayamıyor mu? Ben şunu söylüyordum. O gün o tartışma konusu olduğunda yargı AK Parti'nin elinde diyorsunuz. Tamam elinde diyorlar. Hadi bir an için öyle farz edelim. Memlekette Gezi davasına atayacak hakim bulamadı mı? Yani o üçlüyü oluşturamıyor mu? Yani niye bir kişi orada kılçıklık yapıp ki o kişi için de ben görüşümü söyleyeyim. 2018 yılında hakimliğe girmiş. 4 yıllık hakim şu an itibariyle. 4 yıllık hakim diğer iki hakime kılçıklık yapıp hangisi? Diyor ki ben burada Gezi davası Kürşat Bektaş için söylüyorum. Ağır ceza bir, üyesi mi olmuş? Ağır, hemen? Evet. Vallahi evet, hızlı işte, da yürümüş. FETÖ'den tasfiyeler sebebiyle o 4500 hakim savcının ihraç edilmesi sonrasında hakim savcı eksikliği olduğu için düşünün 14.000 hakim vardı Türkiye'de 4500 kişiyi çıkarttığınız zaman 9500 hakim kalmıştı. 9500 hakim kalınca ister istemez yeni hakimler alındığında İstanbul'a da atandı. Ağır cezaya üye de yapıldı vesaire vesaire. Bu hakim de 2018 yılında ilk görev yeri İstanbul. Vallahi güzel. Bu arkadaşlar hep kıyameti kopardı. Ya hakimliğe İstanbul'dan da başlanılır mı? Ağır ceza üyesi de olunulur mu ya diyorlar. İşte bu arkadaş böyle olmuş. He, o zaman torpil yapıldı Kürşat Bektaş'a diyordular. Torpilli o, torpilli, torpilli olduğu için paraşütle İstanbul'a indi diyordular. Devam ediyorlar. Torpilli olduğu için ağır cezaya özellikle getirildi, üye yapıldı diyordular. Şimdi daha Turhal'a gitti. Turhal'a gitmek üzere de adam 4 yılını doldurmuş İstanbul'da. Şark görevi. 4 yıldan sonra yani İstanbul'da başladı. Ne güzel. Bütün hakimler, savcılar Adana'sından, Kahramanmaraş'ından, Hakkari'sini, Van'ını, Ağrı'sını dolaşıyor da bu arkadaş İstanbul'da doğdu, İstanbul'da hakimliği bırakacak hali yok. Denilmiş ki 4 yılını dolduruyorsun. Talebin varsa bir yer söyle. Talebin yoksa biz kura içerisinde belirleyelim. Ve nihayetinde de kendisi Kürşat Bektaş için söylüyorum. Tokat Turhal'ı istiyorum demiş. Bir dakikamız var. Evet. Erbaş'a tepki gösteren 11 hukukçuya ceza talebi. Erbaş'ı kınayan baroya ceza isim. Bakın Cumhuriyet bir gün Erbaş'a tepki gösteren, Erbaş'ı kınayan. Orta çağ dediler ya, karanlık ses dediler ya. Evet. Şunu da yazsanıza. Evet, Cumhuriyet Gazetesi de Ali Erbaş'a baro hakareti konusunda amaç korku salmak. Savcı diyor ki orta çağ kafası demişsin. Orta çağ kafası dediğin zaman sana bir ceza verilmesi lazım. Türk Ceza Kanunu 125. maddesine göre demiş. Ceza talebinde bulunmuş. Savcı vazifesini yapıyor. Cumhuriyet Gazetesi diyor ki amaç korku salmak. İyi o zaman siz sabahtan akşama kadar bir de orta çağ kafası deyin, yobaz deyin, gerici deyin ama biz küçücük bir eleştiri getirdiğimiz zaman hop işte hakaret ettiler, Atatürk'e hakaret ettiler, şuna hakaret ettiler, buna hakaret ettiler diye bizi susturmaya çalışın. Evet, bizden bugünlük bu kadar. Kısa bir bukle oldu. Yapacak bir şey yok. Yarın daha dolu, daha şeyle canlı bir dinamik bir yayına inşallah devam edeceğiz diyelim. Allah'a emanet olun. Buluşmak ümidiyle inşallah.